Bugün estetiğin peşinde detaylara son derece önem veren dostum Serkan yanımda. Sushi çok güzel yaparım aslında. Çünkü bunu şu işte anda öğrenmiş olmam. Hemen evet. Haftaya sana sushi. Kazakistan'da yaşarken o civarda yemek çalışmış. Kültürüne bayılmadığım için bir şekilde tabii. Beslenmek için kendime yol arıyordum yani açıkçası. Böyle yavaş yavaş kesmelere başlayalım. Tamam. Okey. Çok böyle son. İkna olmadın ama biliyorum. Olsun, ben yine de bir yetenek gördüm. Yepyeni bir günde yine Swilling'deyiz. Bugün bıçakların dünyasına yine çok keyifli bir yolculuk yapacağız. Bugünkü konuğum tasarıma ve sanata aşık Mimar Serkan Enmaç. Bakalım Swilling'in hangi tasarımı Serkan'a ilham olacak? Hadi gelin Serkan'ı karşılayalım. Hoş geldin. Ne haber? İyi, sen ne haber? İyiydi. Nasılsın? Güzel mağaza, iyi mi valla? Bir mimari gözle de baktığında. Evet, yani bir Alman ekolü hissediliyor. İşlevsel ve basic. Çok güzel. Bugün estetiğin peşinde detaylara son derece önem veren dostum Serkan yanımda. Şehrin sokaklarını tüm mimarisiyle, şaheserleriyle bizim için dolaşıyor ve aynı zamanda da o mimari heyecanını bize yansıtıyor. Serkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada ağırladığım için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Şimdi bugün senin için en uygun şef bıçağını seçeceğiz. Biraz senden bahsetmek istiyorum. Sonra bıçağı nasıl tutmamız gerektiğini ve tekniklere geçeceğiz. Orada aslında tam nasıl bir bıçak istediğine karar vereceğiz. Tamam. Şimdi ilk başta mutfakla aran nasıl diye sormadan önce bir mutfak tasarlarken neye dikkat ediyorsun? Onu bir konuşalım. Aslında bir mutfağın kendi zaten belli kuralları vardır mutfak tasarımının. Bir de o kişiye özgü olması çok önemli. Mesela çok mutfağı kullanan biri ya da sürekli yemek yapan biri ayrı, işte sadece arada yemek ısıtan birinin mutfağı çok peki, başka o zaman olur. Bana bir mutfak tasarlasan, böyle iki kelimeyle anlatsan ne olur, en böyle baskın özelliği o mutfağı? Belki sen tercih etmesen bile aklımdan geçen yine de biraz daha endüstriyel bir şeyler eklemek olurdu. Çok daha güzel. Metaller, hani hareketli modüller, muhakkak iki lavabo mesela. Evet, zaten ben hani mutfakta da çok hareketliyim. Çok büyük bir ocak, çok büyük bir fırın. Evet. Hatta iki fırın belki, değil mi? Birinde bir şey pişerken. İki fırın, iki lavabo. Diğerinde başka derecede ocak. Başka bir şey pişsin yani falan. Neden olmasın? Bir sinem her yere yetebilir falan diye. Evet. Bence en güzel tasarımı yapardın, zaten bir günde yapacaksın. Bilemiyorum en kısa artık. Sürede inşallah. Umarım güzel olurdu. Yani umarım derken hani tasarlasaydım. Evet. Güzel olacağını umarım. Yani beni çok iyi tanıdığın için sen tasarlayacaksın zaten. Serkan, sana en uygun bıçağı seçeceğim için biraz böyle mutfakta nasıl zaman geçiriyorsun, neler yapıyorsun ondan bahsedelim. Neler pişiriyorum. Neler değil pişiriyorsun. Mi daha çok? Ya tabii ben yalnız yaşayan biriyim. O yüzden de çok pratik, hani kolaya kaçan şeyler yaparım genelde. Makarna, işte hazırda bir mantı varsa, işte ya da bir biftek, bir ya da bir tavuk göğsünü alırım, şey yaparım. Ya da böyle fırına hemen verebileceğim patatesli, soğanlı, böyle pratik güzel tavuklu yemekler. Pratik yemekler yaparım. Ya yakın arkadaşlarım için çok kişi bilmez. Hani sushi çok güzel yaparım aslında. Çünkü bunu şu işte anda öğrenmiş olmam. Hemen evet. Haftaya sana sushi. İş gereği ben 2007'de bir yıl Kazakistan'da yaşarken o civarda evet, yemek kültürüne bayılmadığım için bir şekilde tabii. Beslenmek için kendime yol arıyordum yani açıkçası. Evet, ve sushi'yi zaten seviyordum. Dışarıda yemem gerekmesin. Evde yapayım diye böyle yaparım. Senin böyle bir mekanla bir yemeği birleştirdiğin bir yer var mı? Şurada şunu yerim, burada bunu yerim. Ya çok var aslında ama ilk aklıma geleni söyleyeyim. Yani mesela balık pazarın dendiği zaman benim aklıma ki geçmişteki gibi yaşamasa da evet. Hala gittiğim bir yer. Bir yaşar o balık pazarının içi. Çok güzel yaşar. Evet, evet. Ya da yani işte badem ezmesi dendiği zaman bebek gelir aklıma. Evet. Yani hani onlar öz gibi gibi böyle mekanlar var. Böyle yavaş yavaş kesmelere başlayalım tamam, istersen. Tamam. O yüzden şöyle yanıma alayım olur, mı seni? Olur. Serkan'cığım, şimdi ben senin için burada 3 tane bıçak seçtim. Bakalım bu bıçaklardan hangisi sana en uygun? Şimdi ilk önce şöyle mikarta saplı ve böyle yekpare çelik bir bıçakla başlayacağız. Güzelmiş. Şimdi ilk önce sana buraya koyuyorum. Ben de alıyorum elime bir tane. Ve nasıl tutmamız gerektiğini öğreteceğim ilk önce. Bir bıçağı güvenli bir şekilde tuttuğu zaman zaten aslında kendine de güveneceksin. O yüzden ben de birlikte başlamanı istiyorum. İlk başta bıçağımızı elimize alıyoruz. Tamam. Sonra şu iki parmağını tam bu bıçağın dibine koyuyorsun. Biraz daha aşağı alır işte. Şimdi kalan üç parmağını da bıçağa sarıyorsun. Şuna en rahat halini bir al. Sıkma hiç böyle elini. Şu anda rahat mısın? Evet, rahatım. Bak böyle
Ne kadar rahat hareket ediyorsun, evet, değil mi? Tamam, tuttuk. Bu bıçak artık bizle bütünleşti. Şimdi yavaş yavaş bir kesmelere başlayacağız. Okay. Sana ilk böyle biraz daha yumuşak bir sebze olan biberle başlatayım diyorum. Hı-hı. Keserken yine bana bir bak. Böyle her zaman doğrayacağın sebzeyi düz bir şekilde ortaya. Tamam. Tabii dik durmak da önemli. Koyuyoruz. Sonra parmaklar burada ikinci devre çok çok önemli. Her zaman sebzeye sıkıca tutun ve bıçağın ucunu sebzenin başına sapla. Evet. Sapladın. Şimdi sadece bıçağını paralel bir şekilde yere doğru eğ. Bıçağın ben elindeki bıçak kestim. O kadar güzel ki, o kadar keskin ki zaten, o yüzden. Normal senin evdeki bıçaklar böyle yapmıyor. Artık bu bıçaklarla çalışacaksın. Evdeki bıçaklar böyle. Bu arada niye kaymıyor? Şimdi bak ne kadar güzel bir neden noktaya değindin. Şimdi aslında doğrarken tahtanın kayması aynı zamanda da elimizi kesmemizi sağlıyor. Yani evet, o yüzden tehlikeli. Burada bir hemen yapmanız gerekeni gösterelim. Bir kağıt havluyu ıslatıyoruz ve şöyle tahtamızın altına koyuyoruz. Sürpriz. Sürpriz. Yani hiç bunu beklemiyordum. Hani. Ve çok da pratik. Herkes ben de yapabilecek. Bunun ayağında mı bir şey var acaba, silikonu falan diye düşündüm de. Çok basit bir yöntemmiş. İyi oldu öğrendiğim. Evet, gerçekten evet, bir güvenlik. Biz de profesyonel güzel mutfaklarda ilk yaptığımız şeylerden biridir. Şimdi bu bıçağı denedik seninle. Evet. O yüzden bunu biraz şimdi kenara alıyorum. Tamam. Bununla ilgili duygularını, hislerini unutma. Okey. Hep böyle bıçaklarla bağ kurmanı istiyorum. Şimdi bunu denedik, kenara aldık. Biraz daha böyle hafif ve biraz daha korumalı bir bıçağa geçiyorum. Hı-hı. Silikon sap. Hı-hı. Yine biraz daha uzun. Yine aynı şekilde tutacağız. Şimdi buradan bunu veriyorum sana. Tamam. Başlayalım. Ben de yine şimdi senin az önceki kullandığın bıçağı kullanayım. İstersen havuç doğrayalım. Hı? Tamam, tamam, havuç doğrayalım. Her zaman değişiklik alayım iyidir. Alayım mı bıçağı? Şöyle evet, bıçağı al. Şimdi yine aynı teknikle tamam yap. Başa heh tuttur, pardon, parmaklarını koru. Korudum. Ve indir. Ben bir de garanti olsun diye şey yapıyorum böyle. Yani öyle bir ihtiyaç kesmiyor yok aslında. Kesmiyor mu acaba falan, tabii mi? Bir tane aslında böyle mi geleneksel şeylerimiz yapayım var. Bak sana bunu gösterdiğim için artık bu hareketlerine gerek yok. Elindeki bıçak zaten çok keskin bir bıçak. Evet. Sen bıçağı düzgün tutuyorsun. Sadece yere aynen dayamak yetiyor. Evet. Çok daha rahat ediyorsun bak bu şekilde. Şimdi bir de doğramalara geçelim bakalım. O bıçakta nasıl hissedeceksin? Biraz da şimdi benim gibi eşitle doğradığın jülyen havuçlarına. Tamam. İstersen şöyle doğrayabilirsin. Bir öyle dene yavaşça. Tamam. Biraz ortala bıçağını. Sadece bastırıyorum. Sıkmana gerek yok böyle aslında. Evet, sadece bastır. Sadece bastırıyorum. Biraz tamam heyecanlı olmuş olabilirim. Herkes heyecanlanıyor. Bıçak heyecanlandıran bir şey. Evet. Tamam. Bir de sana bir teknik daha göstereceğim. Bakalım o bıçakla nasıl hissedeceksin. Şöyle ben sana hemen hazırlayayım. Şimdi senden istediğim şey şunu yapman. İlk önce boşta bir yapar mısın? Bak şu hareketi başı, sonu bıçağın. Çok yavaş yapmanı istiyorum senden. Tamam. Tamam, şimdi ucunu tahtana yapıştır ve yavaşça az önce gösterdiğim hareketi yap. Evet. Tamam. Okey. Çok böyle sonuna İkna olmadın ama biliyorum. Olsun, ben yine de bir yetenek gördüm. Tamam. Şimdi bununla ilgili de kafanda bir şeyler oluştu bu evet, bıçakla evet ilgili. O zaman onu da kenara alalım. Yani bu güvende olma hissi biraz daha tabii hoş. Ama diğerinin de ahşap tutma hissi çok güzel. Aralardan da metal ele değiyor, onun soğukluğu geliyor falan. Evet, o bıçak yekpare bir bıçaktı bir zaten. His. Tamam, şimdi en son bıçağa geçiyoruz. Evet. En son bıçağımız da bu. Biraz daha aslında uzak doğu tarzı bir bıçak ve oluklu bir bıçak. Havalıymış bu bayağı. Bu da çok havalı. Evet. Bunu da beğendim. Şimdi bu oluklar Serkan, nişastalı bir ürün doğradığında, örneğin patates, böyle bir hayal et, doğrarken bıçağına yapışır. Yapışır sürekli. Evet, değil mi? Aynen. Bu oluklar o nişastanın akmasını sağlıyor ve aynı zamanda da patates bıçağına yapışmıyor. Orada hem bir sana hava bıraktığı için evet, bir şekilde kaymalarına evet sebep oluyor demek. Evet, oradan patates doğruyorsun ve akıyor gidiyor. Anladım, o şekilde. Anladım. Şimdi bu bıçağı deneyeceğiz. Tamam. Bu birazcık daha diğerlerine göre hafif bir bıçak bu arada. Okay. Bakalım bunda ne hissedeceksin. Sapından zaten biraz belli evet ediyor onun daha hafif olduğu. Evet. Değil mi? Şöyle bırakıyorum. Tamam. Bu şimdi sende. Ne doğramak istersin havuç onunla? Havuç. O zaman yine en baştan tamam başla doğramaya. Nasıl hafifliği sence o bıçağın? Güzel. Biraz güzel daha ucu kalın farkındaysan diğerlerine göre. Aynen. Bu kesiti evet de farklı. Hı-hı. Asya stili bir bıçak olduğu için daha hı-hı düz. Aslında senin böyle Asya uzak doğu mutfağını da sevdiğini biliyorum. Belki biraz daha o bıçağa belki yakın de olabilirsin. Evet. Ne hissettin? Güzel. Bu da güzel. Ama ben galiba hep böyle ilklerde miyim yani? Bence bu bilmiyorum aslında, ya yani seni yine iyi tanıdığım için diyeceğim ama hatta
konuşurken de arkadaşlara dedim ki bence Serkan bu bıçağı seçecek dedim. Hem estetik hem de gerçekten aslında bunu ilk diye değil bence. Elinle çok böyle bütünleşti. Daha kolay kullanması. Özellikle sapından dolayı. Daha böyle şey var onda. Hani böyle zanaat bir usta işi. Yaşayan bir bıçak evet, sanki değil mi? Şey. Evet. O zaman bu bıçak diyoruz. Bu. Evet. Doğru bıçağı bulduk bence. Bence bu. Evet. Süper bir bıçak seçtik. Şahane bir bıçak seçtin. Bütün bıçaklar çok güzel ama gerçekten kendine göre olan en güzel bıçağı seçtin. O yüzden ben de çok mutluyum şu anda. Senden çok güzel yemekler bekliyorum. Ben çok güzel şeyler öğrendim. Yani özellikle kesim tekniği, tutma tekniği, bir de bu şey ıslak peçete olayı da önemli bir detaydı. Yani. Şimdi bu bilgiyi aldın ya Serkan, evet. Herkese çok rahat anlatabilirsin. Çok havalı bir bilgi. Herkese çok havalı bilgi satabilirsin şu anda mutfakta. Tamam. Bundan sonra seni mutfakta böyle çok güzel yemekler yaparken göreceğiz. Seni de her zaman bekliyorum. Tabii her zaman. Biliyorsun daha merkezi bir yerde oturan evet, kazanır. Daha... Sen geleceksin. Köprüye daha yakın oturan kazanır. Tamam, o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hadi o bakalım. Zaman bir başka programda görüşmek üzere diyorum size. Hoşçakalın. Bugün Serkan için Swilling'in en özel serilerinden biri olan Sermax Şef bıçağını seçtik. Serkan'ın misafir ağırlamayı çok sevdiğini biliyorum ve mutfağa girdiği zaman misafirlerine çok lezzetli yemekler hazırlıyor. O yüzden tam gövde çeliğiyle ve mikarta sapıyla bu bıçak Serkan'a çok konforlu bir kullanım sağladı. Ve bundan sonra da yemeklerini bu bıçakla keyifle yapacağını düşünüyorum. Yepyeni lezzetler keşfedecek Serkan mutfağında. Çünkü bu bıçak ona yepyeni belki de lezzetleri keşfetmesi için ilham verecek. Aynı zamanda 66 Rockwell keskinliğiyle de Swilling'in en keskin bıçaklarından birini seçtik Serkan'a. Eğer sen de kendi bıçağını merak ediyorsan Swilling mağazalarına uğrayabilirsin.